kaç kase yoğurtla başladığını hatırlar? 6 bidon 300 kiloyla başladık. 300 kilo sütle. 300 kilo başladık. Bugün 60 ton tabii, o başka konu. Tabii tabii. Tüm sütle ilgili her şeyi yapıyoruz. Yani süt üretiminde aklımıza ne geliyorsa, ne geliyorsa bunların tamamı üretiliyor. Üretmemiz lazım ki var olabilelim, gelişebilelim ve büyüyebilelim. Yani biz Gülgün olarak kalitemizi ve ürün çeşitliliğimizi ön plana çıkararak ürün satışını gerçekleştirdik. Üreten Kıbrıs dedik, yollara düştük ve bugün yol bizi Düzova köyüne getirdi. Düzova köyünden ülkeye, ülkeden de dünyanın çok farklı ülkelerine sıçrayan, yansıyan ve bizi, ülkemizi gururla temsil eden ve hepimizin gurur duymasını sağlayan bir marka. Bugün ikinci kuşak Betmezoğlu ailesi, annelerinin ismiyle, Gülgün ismiyle yaşayan bir marka yarattılar. Bu marka Dipkarpaz'da, bu marka Yeşilırmak'ta ve bu marka Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, dünyanın birçok ülkesinde hellim ihraç ediyor, süt ürünleri ihraç ediyor ve hatta yoğurt ihraç ediyor. Bir başarı hikayesi bu. Gelin bu başarı hikayesini hep birlikte dinleyelim ve üreten Kıbrıs, üreten Kıbrıslı bir hikayeyi daha dağarcığımıza alalım. Buyurun, birlikte dinleyelim. Sizi tanıyalım öncelikle. İsminiz? Ben Halil Betmezoğlu. Kaç yıldır sütle uğraşıyorsunuz? Bu hikayeyi bir dinlemek istiyorum sizden. Nasıl başladı sütün hikayesi? 1990'dan beri. 1974'de savaştan sonra Eksomedes'ten Düzova köyüne geldik. Orada sütçülük yapmaya başladım. Küçük bir arabayla bütün civar köyleri ben topluyordum. Onunla sütçülük yapmaya başladım. 24 sene süt taşımacılığı yaptım. 24 yıl. Bu bölgede aracınızla. Bu bölgede. Hangi araçla başladınız, hatırlıyor musunuz? Küçük bir Daihatsu bir arabacıktı. Sonra sütler çoğaldık, sonra büyüttüm. Kamyona kadar geçtim. Son 1990 yılında. Anne babanın hayvancılıkla alakası var mıydı Güney'de, Goşi köyünde? Güney'de vardı. Hayvancılık yapardık. Ben de dahi hayvancılık yapardık. Sütle uğraşıyorduk. Yani yabancı olduğunuz bir iş değildi. Yok, yabancı olduğumuz iş ama değildi. Ama süt dağıtımcılığı 74'ten sonra başladı. 74'ten sonra başladı. 1990'da 74'te başladı. 90'a kadar devam ettiniz. 90'a kadar devam etti. Tek araçla, aracı yenileyerek. Evet, yenileyerek. Peki, imalat nasıl başladı? Bir yoğurt hikayesi var. Yani bu Gülgün isminin bir yoğurt hikayesi var önce. Onu bir anlatır mısınız bize? Bu süt taşıdığım zamanlarda bir Galader diye bir, Erol Galader diye bir Arasa'da çok meşhur yoğurtçu vardı. Ona yıllardan yoğurt yapmak için süt verdim evine. Yoğurt yapardı orada. Son yaşlandığı zaman bana dedi ki, Gülgün Hanım da beraber, bize dedi ki, ben yaşlandım artık bu işi yapamıyorum. Bıraksam size yapar mısınız? Yani ilişkiniz iyiydi. İlişkimiz çok siz iyiydi. Ona iyi süt veriyordunuz. İyi. Sütü sizden alıyordu. Bırakmaya karar verdiğinde bize söyledi. Size teklif etti. Evet. Evet. Galader yoğurtları çünkü Galader biliniyor. Bu esnada bizim hanım atıldı. Ben yaparım dedi kendine. Gülgün abla. Gülgün abla. O da tamam dedi. Ben geleyim, müşterilerimi size göstereyim. Geleyim köye. Size 2-3 gün tarif edeyim. Sonra çekileyim.
İşi de öğretti. İşi de öğretti. Aldığı bizi o vakit 5-6 bakkal vardı o dere boyunda. Bakkal daha şey yoktu. Market falan yoktu. Hep bakkal oldu. Onları gezdi, tanıştırdı bizi. Sonra eve geldik. Araba aldık. Eşyaları taşıdık. Ertesi gün geldi eve. Yapmasını öğrendi. Öğretti sütüğü. 3 gün geldi kısacası. Ondan sonra yapmaya başladık biz. İmalata nasıl başladınız? İmalata küçük bir odada 10 metrekare bir odacıkta. Düzova köyünde. Düzova köyünde. Evin bir kenarında. Altına ocak yakarak küçük bir kazancıkta yapmaya başladık. Baktık ilerledik sonra ula yaptık. Başka sadece yaptık. Yoğurt yapıyordunuz yoksa köy hellimi de? O zaman yoğurt oldu. 5-6 yıl sonra hellimi yapmaya başladık. Gittikçe geliştik sonra ula uladık. Fabrika çirkin bir hal aldı o zaman tümünde. Çok sıkışık oldu. Çok sıkışık oldu. Bizi soyumadı. Büyüdük sonra. Büyüyorduk her yıl. Olanlara dedim bir yer alıp bir yeni bir fabrika yapmak dedim. O zaman çocuklar büyüdü. Çocuklar büyüdü. Tamam dediler. Aldık burasını. Sene? 1992. 92 değildi. Galiba 92 gibiydi. Yapmaya başladığımızda. Bir daha yapmaya başladık. Yavaş yavaş ulaşır hiç borçlanmadan bu hale getirdik. Kendi sermayenizle. Kendi sermayemizle. Şu anda da yani şu anki durumu da tamamen kendi sermayenizle. Kendi sermayemizle. Bugünlere geldik yani. Baba Kıbrıs Türk'ü bugün yani 300 kilo süt işlerken bugün 60 ton süt günde. Bugünlere geldik. Bir günde 60 ton sütü çalışıyor. İşleyebilecek bir fabrika. Üretiyor aslında Kıbrıs Türk. Muhakkak canım. Ve siz yani birçok kişiyle aslında rekabet de ediyorsunuz. Çok, bütün fabrikalarla. Evet. Ne bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani bu Kıbrıs Türk'ü üretmez vesaire. Üretmez de olur mu? Kıbrıs Türk'ü çalışkan bir insandır. Üretimi çok sever. Ve çalışır yani. Yeter ki fırsat verilsin. Fırsat verilsin. Bugün yurt dışına da gönderiyorsunuz ürünlerinizi. Bugün Amerika'ya, Avustralya'ya dahi, Arap ülkelerine, Türkiye'ye ihracatlar yapıyoruz. Yani. Var mıydı öyle bir hayaliniz? Ya bir gün yoğurt yaparken Düzova'da, ya büyük bir yere geçelim, hellim de üretelim. Vardı da şimdi Amerika falan yoktu. Yani o kadar da şey de. Çocukların çalışkanından, merandan bugünlere geldik. Çocukların da işin içinde olması, sevmesi, büyütmesi... Ne düşündürüyor size? O çok önemli olduğu için ben çocuklara güvenerek bu işi onlara bıraktım ve devam ettim. Yani hiç evet, daha da bir gün bile ya yapamazlarsa... İmkan ihtimali yok. Ölümümüz olsa işe gelirdik, yapardık yani. Benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz, bu ülkenin gençlerine aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mı? Gençlerimiz de böyle meraklı olurlarsa, çalışkan olurlarsa her başarıya ulaşabilirler. Üretmekten korkmasınlar. Rekabetten korkmasınlar. Yapabilirler yani. Yeter ki istek olsun, imkan olsun. Kaç kase yoğurtla başladığını hatırlan? 6 bidon 300 kiloyla başladık. 300 kilo sütle. 300 kilo başladık. Bugün 60 ton tabii o başka. Tabii. Onunla başladık. Eskiden plastik kaplar vardı böyle büyük. Mavi, yeşil, onların içine pembe. Yapardık. Kapaklarını üstüne tanınsın diye Y ismi yazardık. Gülgün diye yani. Evet. Markette yani direkt yazardık. Gülgün ismiyle başladınız. Direkt. Ondan sonra bir müddet geçtikten sonra ben dedim ama o kapları alırken aldığımızda mazot kokuları vardı. Ne kadar yıkasan çıkmazdı. Evet. Üretiminden kaynaklanır. Üretiminden kaynaklanır. Dedim olmaz bu iş. Ben bu işin içerisine bakacağım. Aldım Gülgün Hanım'ı bir müddet çalıştıktan sonra gittim Türkiye'ye, gittik bir fabrikaya, saatlerle seçtik şeyi, baskı yaptırdık, getirdik, baskıya başlattık ilk adada temizlik. Marka olarak başladınız. Gülgün olarak başladık. Evet, peki hiç sanayileşme, ülkenin en büyük süt imalatçılarından biri olma, böyle hayalleriniz var mıydı Gülgün ablayla? Hedefim oydu değil. Hedefiniz vardı yani fabrikalaşma, sanayileşme. Çocuklar da meraklıydı, yardımcıydı.
Onun için devam ettik bu işe. Bugün dönüp geriye baktığınızda ne hissediyorsunuz? Çocuklar da işin içinde. Çocuklar da işin içinde. Bir mutluluk hissediyorum. Yani hedefime ulaştığıma inanıyorum. Şimdi yoğurt üstünden gidersek o maya tuttu. Tuttu tabii. Evet. Tuttu ve gelişti. Hellime girdik. Süde girdik. Bayağı şeylere girdik. Çeşitlere. Belki de 40 çeşit var burada yani. Ha, sonra dinleyeceğiz çocuklardan da onu. Ne mutlu size. Yani, ne mutlu size. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Çocukken sütle tanıştınız. Göçmen oldunuz. Allah rahmet eylesin babanız. 3 şehitten biri. Yani evet. O Goşi'ye 3 şehitler ismini veren 3 şehitten biri. Onu da burada analım. Allah rahmet eylesin. Yılmadınız. Usanmadınız. Tırnaklarınızı 4 elle bu toprağa geçirdiniz. Sadece siz değil. Bugün çocuklarınızla devam ediyor. Bu hikayeyi dinlemek keyifliydi benim için. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol. İsmim Yunus, Gülgün Türk Mamulleri direktörlerindenim. İki direktörden biriyim. Yani içine doğanlardan. Evet, içinde doğanlardan. Sütün, az önce babadan hikayeyi dinledik. Küçük yaşta sütle ve imalatla tanıştınız. Evet, yani biz doğduğumuzda aslında sütün içinde doğduk bir nebze. Evdeydi üretildi. Küçükken tabii babam süt taşımacıyken de biz sütle haşır neşirdik. Ondan sonra işte 90'lı yıllarda yoğurt üretimine başladık. Serüven öyle başladı yani. Anneyle birlikte, babayla birlikte yoğurt üretilirken siz işliyordunuz. Tabii. Emek koyuyordunuz. Tabii. İlk onlar başladığı zaman zaten biz işte temizlik gibi şeylerde kap, kacak, yıkama, temizlik yapma. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman daha işte ortaokula giderdi. 12-14 yaşlarındaydık. O zaman başladık yani. Okula gitmeden önce böyle eskiden bu hazır kase, hazır ambalajlar da yoktu. Öncesinde yoğurt yapılırdı. Sonra işte kapaklaması, etiket, tarih olayları falan da yoktu. Eskiden işte böyle isim belirli olsun diye G harfi yapardık böyle yazardık sadece kapağın. O annemizin, Gülgün evet, annemizin. Gülgün'ün sadece G'sini yazardık. Yani tarih, içerik falan gibi hiç bilgiler yoktu o zaman. Bu sanayi holdingin okkalık dediğimiz kapları evet, vardı, evet, evet. Geri dönüşümlü. Markete gittiğiniz zaman o boş kapı götürüp dolusunu o şekilde alıyordunuz. O kaplar bize gelirdi geri. Onları bir yıkayıp dezenfekte ettikten sonra biz ertesi gün hazırlardık onları. O şekilde yani hem okul hem iş aynı zamanda devam etti. Evet. Peki, şimdi neredeyiz? Bize bu bulunduğumuz tesis kaç metrekare alanda biraz onlardan bahsedelim. Şu anda... Bu arada... Geçelim. İçeriye giriş yapalım. Şu anda 14.000 metrekare üzerine kurulu bir tesis var. 2500 metrekare kapalı alan. Kapalı alan 2500 metrekare. Gelişen teknolojiye göre de şu anda 3000 metrekare daha kapalı alan projemizi yapıyoruz. Girerken böyle giriyoruz. Neden? Hijyen önemli. Çünkü üzerimizde herhangi bir şey varsa, bir bakteri, bir şey, el, ayak ve tüm bakterilerden şey yapmak için, arındırılmak için o şekilde dezenfekte olup öyle gidiyoruz. Yani elemanlar da her giriş çıkış yaptığında muhakkak dezenfekte olup içeriye girmesi gerekiyor. Hijyen önemli. Hijyen olmazsa olmaz. 2500 metrekare kapalı bir alan. Evet. 10 metrekare düz ovada başlayan bir üretim ve şu anda 2500 metrekare ülkenin en büyük süt imalat tesislerinden biri. Nasıl gelindi buraya? Biraz o serüveni anlatır mısın? Yani başlangıç dediğim gibi 200-300 litreyle işte Galadari yoğurtlarından devraldığımız Erol Galadari'den rahmetli ondan aldığımız işle başladık biz bu işe aslında. Aslında ilk ek iş gibiydi. Sonra biz büyüdük sonra işte sahip çıktık. Babam dedi biraz daha ağırlık verelim. Daha büyülelim. Babanın hayaliydi aslında. Evet. Yani siz iki kardeş. Annem ve babamın hayalini yaptıkları. De. İşin bir de çünkü duygusal tarafı da var. Yani işin içindesiniz hep sürekli sabahtan akşama evet. kadar ama aslında duygusallık hayatın her alanında
çok önemli biz yapan manevi değerler. Şu anda 2500 metre kapalı alanda neler üretiliyor? Artık yoğurt yok yalnızca. Yoğurt yok. Yani yoğurdun tümünü yapıyoruz zaten. Ayran yapıyoruz. Beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı, krema, kahvaltılık yağ, süt, günlük sütler, dondurma. Bunun gibi tüm sütle ilgili her şeyi yapıyoruz. Yani süt üretiminde aklımıza ne geliyorsa, bunların tamamı üretiliyor. Peki işin bir de yatırım kısmı var. Devam edecek misiniz yatırımlara, yoksa şu andaki bu kapalı alan yeterli mi? Aslında biz yatırımda hiç durmadık. Açıldığımızdan beri hep yeni teknoloji, makineler, yani biz kazancımızı aslında hep makinelere, ekipmana, binaya hep bu şekilde yaptık ve yaparken de en iyisini yapmaya çalıştık. Yaptırım yani bize göre en önemli hususlardan bir tanesi. Sürekli yenilenmeniz gereken bir alan mı? Sürekli yenilenmek. Yani eskiyi çıkarttık, yeni koyduk. Eskiyi çıkartıp yenisini aldık. Şu anda bina da bize küçük gelmeye başladı. İlk biz girdiğimizde buraya maksimum 10-15 ton sütle girdik. İlk girdiğimizde biz buraya dedik, yani çok büyük bir alana girdik. Bu kadar aslında biz fazla, aslında hayallerimiz bizim büyüktü diye. 28 yıl önce? Yok. Biz buraya 2011'de girdik yeni fabrikaya. Burayı 1992 yılında aldınız. Arazisini 92'de aldık. Daha sonra buraya kapalı alan yatırımlarını yaptınız. O günlerde ne düşünüyordunuz? Bugünkü hacmi hayal etmiş miydiniz? Yani çok da yani hayallerimizin içine vardı aslında, ama beklentimiz bu kadar da değildi. Yani bilirsiniz hayaller hep yüksek olur ama beklentiler biraz daha aşağıdadır. Ama biz hep şeye inandık. Doğru iş, doğru zamanda, doğru iş yaptığımız zaman o beklentiler bir şekilde olacak. Biz hep buna inandık. Şu anda ona inanıyoruz. Doğru ürün, doğru mantık ve doğru çalışma prensipleriyle daha ileriye. Az önce ürünleri saydınız. Bir kere Dipkarpazdan Yeşilırmak'a bir dağıtım ağınız var. Dağıtımı tüm nasıl yapıyorsunuz? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Tüm ada genelinde dağıtımımız var. Güzelyurt ve Girne'ye ayrı bayilik şeklinde. İskele ve Magosa İskele bölgesi, Karpaz bölgesi ayrı bir bayilikte. Diğer Defkoşa Mesarya bölgeleri de kendi ağımızda. Aşağıya takribi 22-24 araçla her gün her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Kaç noktaya ada genelinde? Yani bize kayıtlı olan aşağı yukarı 600 kusurdan fazla nokta var. Artı bayilere bağlı. Yani bu 600 rakamını diğer tesislerde de duydum. Yani her markette. 600 sadece bize ait olan. Evet. Bayilerdeki işte 300-400 takribi de onlarda bir şey var. Yani hemen hemen, çünkü sadece market değil. Restoran, kafeterya, otel gibi noktalara okul, da kantini, okullar, mesela kantinler. Pandemi dönemi etkiledi mi üretimi? Tabii ki, yani tüm sektörleri etkilediği gibi bizi de etkiledi. İşte pandemi döneminde fiyatları da minimize edip fiyatları daha da aşağı çekip işte kampanyalı ürünleri yaptık, dedik satışlarını artıralım. İşte ürünlerdeki fiyatlarını aşağıya çektik, karsız çalıştık. Bazı işte yurt dışı şeylerimiz oldu. Vadeleri uzatarak insanlara mal aldırdık. O şekilde bir şekilde pandemiden minimum etkilenmekle. İhracatı etkiledi mi? Etkiledi, çünkü pandemi bütün dünyayı etkiledi. Yani sadece bizlik bir olay yoktu orada. Tüm dünyayı etkilediği için orada da etkilenim gördük yani. Yani ne oldu? Üretim kapasitesi bir miktar düştü. Tabii kapasiteleri düştüğümüz zamanlar da oldu. İşte süt fiyatları, devletin yaptığı teşviklerle süt fiyatları düştükçe biz onu aslında kendimize şey yapmadık. Müşteriye dedik fiyatları düştü, size işte gönderelim. İşte stoğum var dedik, yani uygun fiyat alın, stok yapın. O şekilde kaç ülkeye yani gidiyor Gülgün markası? Yurt dışında Gülgün markasıyla gidiyor. Yurt dışında Pride Label yaptığımız ürünler de var. Kendi içimizde Gülgün adı altında giden ürünler de var. Kaç ülkedeyiz? Yani hemen hemen tüm Arap ülkelerin hepsinde varız. Ekstra Avustralya ve Amerika'da varız. Artı Türkiye. Evet. Peki geleceğe baktığınız zaman, az önce söylediniz aslında, biz durmayacağız dediniz. Tesisi de gördük aslında, tüm cihazlar. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde bir süt imalat tesisi varsa bu cihazlardan farklı, bu makinelerden farklı.
Makine kullanmıyor. Yok. Aslında yani bu... aslında bütün aldığımız bizim makineler Avrupa standartında. Hatta çalıştığımız büyük firmalar ilk önce gelip ürün alacağı yeri denetliyor. Biz bu şeylerin denetimlerinin hepsinde iyi derecede geçiyoruz. Yani bize derler ki yani bizim tesislerimiz gibi çok iyi, hatta daha iyisi da desek yeridir. Yani bu çağa uygun makine parkımız. Evet. Kaç personelimiz var? Şu anda üretimde 40-45 var. Toplam personel sayımız 80 segmentinde. Dağıtımla pazarlama. Dağıtım, pazarlama, üst yönetim. Bir de hizmet aldığınız. Hizmet aldığımız şeyler var. Bu kısım benim önem verdiğim bir kısım aslında. Yıllarca bu ülkede ithalatçıyla ihracatçı hep kavga etti. Oysa evet, son dönemlerde bu gücün, yani üretimin ve pazarlamanın gücünün birleştiğini görüyoruz. Bunun faydasını gördünüz mü ülke içerisinde? Yani şimdilik burada imalatçı aslında üreten biz olmalıyız. Yani üretiriz de kazanırız. Ne kadar biz üretirsek, yurt dışına ihracat yaparsak o zaman ülke kalkınabilir. Diğer türlü olduğunda yani hep yurt dışından beklersek hazır ürün gelsin, işte biz burada satalım, şey yapalım. O zaman ülkeye para girmez. Elimizdeki para da gider. Onun için biz hep üretim diyoruz. Yani ne üretirsek, ne eksik varsa motivasyonunuzu üretime veriyorsunuz. Evet. Bu ülke içi pazarlamada işbirliği yaptığınız firmalar var. Evet. Onun faydasını gördünüz mü? Tabii. Çünkü bir yere ne kadar adapte olursanız, o kadar başarılı olursanız, çok dağıtırsanız şeyinizi, motivasyonunuzu, o zaman üretim ve pazarlama şeyiniz düşer. Peki gelecekle ilgili hayalleriniz? Burayı şimdi 2500-3000 metrekare daha bir yeni bir proje hazırladık. Biz aynı araziye. Aynı araziye. Biz aslında burayı yaparken büyüme potansiyeline göre yerleşim yapmıştık. Onu tekrar edelim. 2500 metrekare kapalı alan ama 11000 metrekare de açık alan var. Açık alan var. Şu anda takribi yani bütün yardımcı binalarla beraber 3500-4000 metrekareye yakın daha bir inşaat projemizi hazırlıyoruz. Biz projelerimizi, buranın da projelerini İtalya'da uzman bir mühendisi hazırlattık. Şimdi ikinci aşamaya yine aynı şekilde İtalya'da çiziyoruz projelerini uzman kişilere. O şekilde büyütüyoruz. Evet. Tabii ki istihdam önemli. Tabii. İhracat önemli. Çok ciddi bir güç sağlıyor bunlar ülkeye. Üçüncü nesil yetişiyor artık. Evet. Yani sizlerin... Biz ikinci nesil. Evet. Şimdi bizim aslında aile şirketleri en iyi potansiyeli, en iyi büyüyebilen, dünya genelinde baktığınız zaman en iyi büyüyebilen şirketler aslında ama en kolay da aynı zamanda batabilen şirketler pozisyonunda. O dengeyi korumak lazım. Dengeyi korumak çok önemli. Şimdi işte biz bir kurumsal yapıya gidiyoruz. Ki üçüncü nesil aslında en tehlikeli ve ondan sonrakiler daha tehlikeli nesiller oluyor. Çoğaldıkça. Çünkü bölündükçe daha zor bir süreç. Şimdi biz o kurumsal yapıyı oluşturduğumuz zaman öyle bir problemi aslında ortadan kaldırmış olacağız. Ve bu şirketi üçüncü nesile, dördüncü nesile aktarmış olacağız. Evet. Baba girişimci, anne evet, girişimci, sizler girişimci. Anne baba bir yere kadar getirmiş. Siz o noktadan... bütün ülkenin gurur duyacağı bir, artık bilinmeyen bir marka değil, ülkenin her evet, köşesinde biliniyor. Ve çok gençsiniz. Bu ülkenin gençlerine neler söylemek istersiniz? Kendi tecrübelerinizden faydalanarak. Yani şimdi ülkede bir gerçek var. Üretim zor. Üretmek zor. Bir şeyleri yapmak, yani hep engellerle karşılaşırsınız. Hep böyle zorluklar önünüze çıkar. Ama hiçbir şekilde yılmamak lazım. Çünkü üretmezsek var olamayız. Üretmemiz lazım ki var olabilelim, gelişebilelim ve büyüyebilelim. Ülkenin yaşadığı sorunlar gençlerde bir bıkkınlık yaratabiliyor. Pes etmemek gerekiyor. Evet. Bu konudaki görüşünüz nedir? Dediğim gibi yani pes etmemek lazım. Biz en baştan şimdiye kadar hiç pes etmedik. Bizim önümüzde çok engeller çıktı, bezdik, bıktık, usandık. Ama hiçbir şekilde bırakmadık. Mücadeleye devam ettik. Başlıyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Sizi tanıyalım. İsmim Ali Bayraktar, şirketin ihracat müdürüyüm. Yaklaşık 3 yıldır Gülgün'de çalışıyorum. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. İhracatın önemiyle başlayalım. Yani ihracat şirketi diri tutuyor, canlı tutuyor. Bunu bir anlatır mısınız bize? Bu şirket için ihracat neden önemli? Tabii ki. Şimdi bu şirket için aslında genelde bizim ülkemiz için ihracat çok önemli. Onu da soracağım. Çünkü biz sonuçta küçük ölçekli bir ülkeyiz. Yani bizim tesisimizin kapasitesine baktığınız zaman aslında sadece iç piyasaya hizmet veriyor olsak böyle bir tesise hiç ihtiyacımız yoktur. Ama işte bu ve devamındaki yatırımları biz tamamen ihracata yönelik. Yani ihracat ülkeye döviz girdisi demek. Tabii ki. Yeni istihdam demek. Tabii ki. Yeni motivasyon demek. Yeni motivasyon demek. Bunların ötesinde standardı yükseltmek demek. Know-how'ı geliştirmek demek. Teknolojiyi ileriye götürmek demek. Ürün çeşitliliği demek. Birçok şeyi taşıyor yanında. Biz örneğin Gülgün olarak genellikle biliyorsunuz bizim ülkemizden hellim ihraç ediliyor. Ve genellikle de aslında bizim KKTC'nin hitap ettiği pazarlar biraz hani fiyat bazlı. Yani daha uygun olduğu için müşterilerin bizi tercih ettiği pazarlar. Ama biz mesela bu döngüyü kırdık. Yani biz Gülgün olarak kalitemizi ve ürün çeşitliliğimizi ön plana çıkararak hem o pazarlarda daha iyi fiyatlara ürün satabilir noktaya geldik. Hem de kimsenin ulaşamadığı çok daha iyi fiyatlarda ve çok daha büyük potansiyeli olan pazarlarda ürün satışını gerçekleştirdik ve düzenli oluyor bu satışlar. Yani evet. Spot da değil. Tanınmamış bir ülke avantaj, dezavantaj. Nasıl bir tecrübeniz var bu konuda? Hiçbir dezavantajı yoktur. Kimse sizin malınıza düzgün mal ve doğru fiyat yaptıktan sonra kimse size sen KKTC'de ürettin, ben seni tanımıyorum, senin malını almam demedi de bugüne kadar bize. Kalitesine bakar, fiyatına bakar. Ve yani şöyle de söyleyeyim, biz mesela Kanada'ya mal gönderiyoruz. Produce in North Cyprus yazıyor üzerinde. Yani hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimsenin derdi de değil yani. Yani aslında bir masa başında oturup sürekli çalışmak gerekiyor. Aynen öyle. Sürekli çalışmak gerekiyor. Eksik olan şuydu bugüne kadar, markalaşma gerçekleştirilemedi. Yani ülke genelinde diğer ülkelere gittiğiniz zaman kendi markasıyla bir ürün neredeyse hiç yoktu. Biz onu yavaş yavaş artık hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü markalaşma olduğu sürece müşteri sizin ürününüzü alır, dener ve o alışkanlığı kazanır ve zaman içerisinde pazar payını artırırsınız. Biz artık onları düşünmeye başladık. Bu yapacağımız yatırım projeleri de onlara da yönelik bir bağlamda. Bir de ürün çeşitliliği de çok önemli. Yani örneğin biz buradan bizim biliyorsunuz süzme yoğurdumuz çok özel. Biz süzme yoğurdu ihraç ediyoruz örneğin dış ülkelere. Yani hellim değil yalnızca ihraç edilen. Çoğunlukla hellim ama hellimin dışında da ürünleri yavaş yavaş katıyoruz. Çünkü bu ürün çeşitliliğini sağlamamız lazım. Bir marka bütünlüğünün oluşması için ve algının tam oturması için ürün çeşitliliği olması. Sadece rafa hellimi koyup da ben buradayım demek yetmiyor. Yani global bir marka ya da global bir duruş sergileyecekseniz sadece hellimle yapamazsınız bunu. O yüzden bütün bu yatırımlar, bütün bu teknolojiler ve bu metrekareler hayata geçiyor burada. Bir ihtiyaçtan da uyuyor aslında. Tabii ki. Ve yalnızca Betnazoğlu ailesi kazanmıyor. Tabii ki kazanmıyor. Bütün ülkeye getirisi var bunun. Yani bu... Onu anlatır mısınız biz yani? Tabii az ki. Önce yani ülkeye nasıl bir katkısı var? Şimdi hani direkt söylediğiniz zaman işte mal satıyorsunuz. Yani vergi veriyor, istihdam yani, yapıyor falan bunlar. Ya bunları hiç söylemeyeceğim. Çünkü bunlar her... Olmazsa olmaz. Ama burada başka bir şeyler var. Şimdi bu birazcık da bir aslında öncülük gibi bir şey oluyor. Çünkü bizim ülkemizde global vizyon noksanlığı var. Yani bu ülke şartlarından kaynaklanıyor. Burada var mı? Ama burada yok. Burada o döngü kırıldı. Ama genel anlamda... Hayır. O global vizyon Gülgün markasında var mı? Evet. Global vizyon Gülgün markasında var. Zaten olduğu için
dedi, az önce söylediklerimi hayata geçiriyoruz. Şimdi biz bunları yavaş yavaş hayata geçirip insanlara gösterirsek, diğer markaların da bunlara hazırlanma ve bunları, onların yani bu konuya daha ağırlık vermesini, yapılarını, kurumsal duruşlarını, bakış açılarını değişmesini sağlayabiliriz. Bunu sağladığımız takdirde önemli bir motivasyon getirir. Bu sektöre ve sektör bağlamında bütün diğer paydaşlara da. Bu çok önemlidir. Çünkü hani ucuz vereyim de mal satayımdan kurtulmamız lazım artık. O değildir. Yani işte gerek Güney Kıbrıs, gerek dünyadaki diğer markalar böyle yapmıyor bu işi. Yani benim malım ucuzdur da al benim malımı sat değil konu yani. O zaman kaliteden ödün vermiş oluyorsunuz. Kaliteden de ödün vermiş oluyorsunuz. Markalaşamıyorsunuz da. Çünkü ucuz mal her yere gidiyor. Peki bu vizyon, bu az önce anlattığınız ülkesel çapta olması gereken vizyon, Gülgün markasında nasıl vücut buluyor? Şimdi aslında Gülgün markası farkında olmadan böyle bir genetikle büyüdü. Çünkü şöyle bir özelliği var markanın. Hiçbir zaman ya mal satalım da nasıl olursa olsun mal satalım yoluna hiç gitmediler. İç piyasaya mal satarken de? İç piyasaya mal satarken de, işte ben buraya gelmeden önce de, bu ihracat ayağı gelişmeye başlamadan önce de böyle bir vizyon yoktu burada. Yani şirketin genetiğinde zaten böyle bir şey vardı. Dolayısıyla bu genetiği alıp geliştirmek, global pazarlara sokup orada bir yer edinmek daha kolay oluyor böyle olduğu zaman. Bu sizin işinizi kolaylaştırıyor. Çok kolaylaştırıyor. İhracat ayağında. Peki son olarak benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz, bundan sonrası için hayata geçirmek istediğiniz neler var? Onları da dinleyelim. Bizim bundan sonraki, yani şirketin büyüme vizyonu ihracat üzerine kuruldu ve onun üzerinde gelişecek. Bizim bundan sonraki hedefimiz öncelikli olarak, dediğim gibi, önce bir markalaşmak ve o markalaşmayı global seviyede yapmak. Yani sadece Türkiye'de değil ama diğer pazarlarda da bunu yerleştirmek ve bunun beraberinde de ürün çeşitliliğiyle bunu desteklemek. Çok potansiyeli çok yüksek pazarlar mevcut. Avrupa Birliği bir taraftan, işte tescille ilgili gelişmeleri, evet, hepsini takip ediyoruz. O zaten ciddi bir potansiyel, ama Avrupa Birliği'nin dışında da özellikle Kuzey Amerika pazarı çok ciddi bir pazar ve buralarda önemli çalışmalar yapıyoruz. Yani bu ne diyelim, gelişmekte olan ya da potansiyeli yüksek pazarlara öncelik verip markamızı ön plana çıkarıp orada büyüme hedefindeyiz. Bunu ayak uydurmak zorundasınız. Evet. En kısa zamanda da bunu yapmayı planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Özgüven önemli. Çok önemli. Şirketin özgüvenli, evet, olması son derece önemli. Bu rekabeti artırıyor. Başka şirketlerin de aslında bu rekabet ortamına dahil olmasına ve kendisini geliştirmesine neden oluyor. Anladığım kadarıyla Gülgün'e de böyle bir misyon yüklemiş oluyor. Ailenin genetiği. Çünkü çok yoğurt üretip satarken de kalite üzerinde, evet, durulmuş. Hellime geçildiğinde de kalite üzerinde durulmuş. Evet. Yatırım yaparken de kalite üzerinde durulmuş. Kıbrıs Türk olarak gerçekten gurur duyduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgilerinizi bizlere aktardınız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin. Evet değerli dostlar, ülkemizin en önemli ve en büyük süt imalat tesislerinden biri Gülgün markası yoğurt üreterek başladı Düzova'da 10 metrekarelik bir alan içerisinde. Bugün 11 bin metrekare açık ve 2500 metrekare kapalı bir alanda üretim yapıyor. Çok yakında 3000 metrekare daha kapalı bir alan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Türkiye ve aklınıza gelen tüm Orta Doğu ülkelerine ihracat yapan bir firma haline de geldi aynı zamanda. Anne ve babanın küçük bir imalathanede başlayan hayali, çocukların
ülkesel ve global bir vizyona dönüştürdüğü bir marka. Bu hikayeyi dinlemek benim açımdan son derece keyifliydi. İnsan ülkesiyle gurur duyuyor. İnsan ülkesinin gençleriyle gurur duyuyor. Kıbrıs Türk'ü üretmez. Bu klişe bir cümle olmaktan çıktı artık. Bir haksız eleştiriye dönüştü. Biz her hafta bir başarı hikayesi dinliyoruz. Biz her hafta birileriyle gurur duyuyoruz. Çok şükür bugün de Gülgün markası ile gurur duyduk. Yol bizi buraya getirdi. Yeni bir hikayede, yeni bir başarı hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kaç kase yoğurtla başladığını hatırlan? 6 bidon 300 kiloyla başladık. 300 kilo sütle. 300 kilo başladık. Bugün 60 ton tabii o başka. Tabii tabii. Tüm sütle ilgili her şeyi yapıyoruz. Yani süt üretiminde aklımıza ne geliyorsa. Ne geliyorsa. Bunların tamamı üretiliyor. Üretmemiz lazım ki var olabilelim, gelişebilelim ve büyüyebilelim. Yani biz Gülgün olarak kalitemizi ve ürün çeşitliliğimizi ön plana çıkararak ürün satışını gerçekleştirdik.